Değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuzda Excel'de çalışacağız. Basit bir stok otomasyonu yapacağız ve hiç kafanızı karıştırmayacağım. İşe ilk önce sayfaları adlandırarak başlayacağım. Buraya ürün girişi ü nokta giriş diyorum. Bir sayfa daha açacağım. 3 sayfayla çalışacağız. Buraya yeniden adlandır deyip ü nokta çıkış diyorum. Ve son bir sayfa daha açıyorum, ona da toplam diyorum. Toplam stok diyorum. Toplam stok sayfamızda tamam. Ürün giriş sayfasına giderek oradan başlıyoruz. Sırayla ürün giriş, ürün çıkış ve toplam sayfalarına işlemler yapacağız. Ürün giriş sayfasına geldiğimizde 3 tane hücreye ihtiyacımız var. İlk hücremize tarih diyoruz. İkinci hücremize ürün adı diyoruz. Üçüncü hücremize de giriş diyoruz. Daha sonra bu üçünü kenar çerçevelerini yapalım. Şurada tüm kenarlıkları seçerek burada ürün adı kısmı biraz uzun olabilme ihtimalinden dolayı biraz uzatıyorum, genişletiyorum. Tarih kısmında az miktar genişletiyorum. Giriş kısmında bir miktar genişlettikten sonra üst taraftan hizala seçeneğiyle yazıları hizalıyorum. Daha sonra bold vermek suretiyle daha görünür hale gelmesini sağlayarak yazıların tabii ki de içini belli miktarda bir renkle dolgulandırıyorum. Sonra altına yine kenarlıkları seçerek çerçevelerimizi yaptık. Burada bir veri doğrulamasına ihtiyacımız olacak ama bunun için ürünler oluşturmamız lazım. Ürünlerimizi de şuradan oluşturalım. Ürünler, dediğim gibi, ürünler hücresinin biraz genişletiyorum. Ürün isimleri uzun olabilir. Ben burada elektrik malzemesi baz alacağım. Bunun için anahtar altına komütatör, altına priz, altına topraklı priz, altına otomatik sigorta. Bu kadar olsun, yeterli olsun. Şuradan C sütununa bunları az bir şeycik şöyle şey ettirelim, genişlettirelim. Burası giriş olsun. Burası çıkış olsun. Burası da toplam stok olsun. Yine aynı şekilde burayı, şunları seçip hizalayalım. Oraya da bir yine aynı şekilde renk dolgusu yapıp bold verelim. Güzel. Şu çerçeveler görünmüyor. Bir daha yapalım. Tamam. Bu kısmı da şöyle çerçevelendirelim. Güzel. Şimdi ürün giriş sayfasına geldik. Ürün adı kısmının altındaki hücreyi veri doğrulaması yöntemiyle, ancak bunu yapmadan önce, yani burada bir pencere açılacak, ürünleri görebileceksiniz. O zaman ilk önce şurada yazdığımız, yani toplam stok bölümündeki ürünlerin bulunduğu sütunu komple seçerek buraya bir isim vereceğiz. Ürünler ismi verelim sütuna. Tamam. Şimdi ürün giriş kısmı sayfasına tekrar gelelim. Bakın, ürün çıkış sayfası boş şu anda. Çünkü bütün buradaki işi burada yapacağım. Ondan sonra oraya bitmiş olarak kopyalayacağım. Bir daha ikinci sayfada uğraşmak zorunda kalmayacağız. Veri doğrulamasını yapacağım. Tıkladım, herhangi bir değer bölümünü liste olarak seçiyorum. Kaynak bölümüne bir kere tıkladıktan sonra oraya F3 diyoruz ve ürünler sütununu bize gösteriyor burada. Onu seçtikten sonra zaten bakın, gördünüz mü, burada artık ürünleri görebiliyorsunuz. Tabii bunu aşağı doğru genişleteceğim 20. satıra kadar, her tarafa aynı veri doğrulaması uygulanmış olacak. Bunu nereden göreceğiz? Bakın, her hücreyi tıkladığımızda aynı şeyin hepsinde olduğunu görerek doğrulamış olduk. Şimdi bunu hiç bozmadan aynı şekilde olduğu gibi kopyalamak için şu sol üst tarafa bir kere tıklayıp gölge olarak bütün sayfayı seçip Ctrl C diyoruz. Ürün çıkış sayfasına gelip aynı şekilde seçerek Ctrl V suretiyle yapıştırıyoruz.
Baktığımızda bakın burada da aynı veri doğrulama olduğu gibi buraya geldi. Ürün giriş sayfasına gidip iki kere tıklayalım. Seçilmiş alanlardan çıksın. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, ne yaptık? Ürün girişimiz tamam. Ürün çıkışımız tamam. Toplam stoklarımız bölümümüz tamam. Şurayı da aynı şekilde aşağı çerçeve yapalım. Girişe gelelim. Çerçeveleri seçtik. Tüm kenarlıkları seçtik. Aşağıdaki satıra kadar aynısını yaptık. Burada. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya gelip Ctrl Shift'e basıp noktalı virgülü seçtiğinizde otomatik olarak günün tarihi gelecektir. Zaten buradan bir tane ürün seçtik. Anahtarı seçtik. Stoğumuza 100 adet anahtar girişi yaptık. Noktalı virgülü seçiyorum. Tekrar komutatör seçiyorum. Bir 100 tane de ona giriş yapıyorum. Başka bir ürün daha yapalım mı? Yapalım. Bu da ne olsun? Priz olsun. Bu da 50 tane olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, artık buralara herhangi bir şey yapmayacağım şimdi. Onu sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, artık buraları yapılandırmamızın zamanı geldi. Giriş bölümüne geliyoruz. Buraya shift eşittir yazıyorum. E-topla yazıp parantez açtıktan sonra ürün giriş sayfasını seçiyoruz. Bakın. Burada C sütununu seçtikten sonra şu üst tarafa gelip oraya bir noktalı virgül koyuyoruz. Sonra toplam bölümüne geliyoruz. Toplam stok bölümüne ilk ürünü seçiyoruz. İlk ürünü seçtikten sonra yukarıya bir daha noktalı virgül koyuyoruz. Tekrar ürün giriş sayfasına geliyoruz. Buradan D sütununu, yani giriş sütununu seçiyoruz. Üst taraftan hiçbir şey yapmadan parantezi kapatıyoruz. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi anahtar girişimiz 100 tane olarak buradaki girişi burada görüyor, veriyi çekiyor. Aynı şeyi çıkış için de yapıyoruz. Yani şu sayfaya, çıkışı çıkış sayfasına yapacağız. Yalnız bunu kopyala yapıştırdığımız için şurası giriş olarak kalmış. Onu çıkış olarak değiştiriyoruz tabii ki. Tamam. Çıkışa geldik. Aynı şeyi e-topla eşittir. E-topla yapıyorum. Parantez açıyorum. Ve ürün çıkış sayfasına gelip C sütununu, ürünler sütununu seçiyorum. Üst tarafa tekrar noktalı virgül yapıyorum. Tekrar toplam stok bölümüne gelip yine anahtar bölümünü seçiyorum. Tekrar oraya bir noktalı virgül bırakıp ürün çıkış bölümüne gelip çıkış sütununu, D sütununu seçiyorum ve yukarıdan parantezi ne yapıyorum? Kapatıyorum tabii ki. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir çıkış yok. Var mı? Yok. Anahtar, 100 tane anahtardan eğer bir 20 tane çıkış yaparsak bunu orada göreceksiniz. Enter diyorum. Toplam stok bölümüne geldiğimizde bakın 20 tane çıkış var ama karşılığında kalan stok var mı? Yok. Ne yapacağız? Shift eşittir. O zaman C4 sütunundan D4 sütununu çıkaracağız. C4 yazıyorum. Eksi. C4 değil, D4 yazmışım. Karanlıkta çalıştığım zaman böyle oluyor işte. C4 eksi D4. Enter diyorum. Bakın arkadaşlar, 100 tane giriş yapılmış, 20 tane çıkış yapılmış. Toplam stok, ya da bunu kalan stok olsun. Şöyle. O zaman burayı biraz büyütebiliriz. Tamam. Değerli arkadaşlar, şimdi şurayı tutup seçtiğimizde buraya yapmış olduğumuz bu işlemlerin hepsini 20. satıra kadar genişleterek bütün bu hücreleri, alttaki bütün hücrelere uygulamış olduk. Örneğin burada otomatik sigorta için bir giriş yapalım. Bakın otomatik sigorta için 150 tane kalan stokta 150 tane otomatik sigortamız varmış. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir belki. Ürün çıkış sayfasına geldiğimizde, yani buradaki
ürünler hiyerarşik bir sıraya göre mi çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Hayır. Şuradan otomatik sigortadan bir çıkış yapabiliriz. Yani hiyerarşisine, yani hiyerarşik mi değil mi anlarsınız. Anahtar, komütatör, priz, topraklı priz. Oysa ben ikinci satırda otomatik sigortaya işlem yapacağım. Bir 20 tane daha eksilteceğim oradan. Bakalım. Gördüğünüz gibi 130 taneye düştü otomatik sigorta. Değerli arkadaşlar, bu şekilde çok basit bir stok otomasyonu yaptık. Burada bu 3. videomuz. 3 video başından itibaren izlerseniz artık biz hücrelere formül uygulamaları gösterdik. Basit yollu bir maliyet hesabı yapabileceğiniz küçük çaplı bir otomasyon geliştirdik. Geliştirmeye açık tabii, bu sizler öğrendikçe kendinizi geliştirebilirsiniz. Daha çok şeyler yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki stok programı da örneğin ne kadar geliştirilebilir? Şu kadar geliştirilebilir. Bir sayfa daha oluşturarak bu ürünlerin sizlere geliş fiyatlarını listeleyebilirsiniz. Ve bir başka sayfada topla ya da aynı sayfada fark etmez, elinizdeki toplam stok miktarının parasal karşılığını, yani elinizdeki sermayeyi takip etmenizi sağlayacak bir ilave buna yapabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, umuyorum ki sizlere faydası olmuştur. Eğer stoklarınızı takip etmek zorunda olduğunuz bir iş yeriniz varsa, kendi yaptığınız, kendi emeğinizle yapacağınız bu tip küçük çaplı otomasyonlar eğlenerek kullanacağınız ve işinize verimlilik sağlayacak şeyler olacak. Dediğim gibi umuyorum faydasını görürsünüz. Başka bir eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere, esen kalın diyorum.